Arkadaşlar merhabalar. Lozan Konferansı ile karşınızdayız. Yani bugünkü konumuz, bu dersteki konumuz Lozan Antlaşması. Hatırlayacağınız üzere bundan önceki dersimizde Mudanya Mütarekesi'ni gördük. Mudanya Mütarekesi ile Kurtuluş Savaşı'nın sıcak savaş dönemi bitti. Soğuk savaş dönemi yani masa başı dönemi başladı. Osmanlı hukuken sona erdi. Osmanlı Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya'yı yani Edirne ve Kırklareli'yi masa başında diplomatik girişimlerle ele geçirmişti. Sıra Lozan'a geldi. Asıl Barış Antlaşması'na geldi. Şimdi henüz Lozan yok. Yani Mudanya Mütarekesi bitti ama Asıl Barış Antlaşması imzalanacak ya da yapılacak. Nerede yapılacağı henüz belli değil. O yüzden konuya şöyle başlıyoruz. Türkiye, bakın şimdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Türk hükümeti, böyle düşünün. Türkiye Büyük Millet Meclisi konferansın İzmir'de yapılmasını teklif ediyor. Henüz Lozan belli değil, diyorlar ki konferansı İzmir'de yapalım. Şimdi biz neden İzmir'i teklif etmiş olabiliriz? Bunun iki temel sebebi var bizim adımıza. Birincisi şu, arkadaşlar İzmir savaşın bittiği İl. Savaş İzmir'de bitti. 9 Eylül 1922 tarihi itibariyle. Şimdi o yüzden psikolojik olarak biz diyoruz ki bunu İzmir'de yapalım. Niye ama yani? Niye İzmir? Niye başka bir şehir değildi İzmir? Bunun temel sebebi şu. Yunanlar İzmir'i yakıp yıktılar. Mahvettiler. Geri çekilirken, işgal ederken mahvettiler. Eğer konferans İzmir'de toplanırsa, bu kabul edilirse devletler tarafından, o zaman biz Yunanların yakıp yıktığı yerleri, tahribatları, camileri, ahırları, samanlıkları, ibadethaneleri, aklınıza evleri, nereler gelirse gelsin. Biz bunu konferansa katılan, ki adı İzmir Konferansı olurdu bu sefer, konferansa katılan devletlere gösteririz. Ve Yunanların bu katliamını, tahribatını göstererek dünya kamuoyu nezdinde haklı olduğumuzu ispatlarız. İşte biz bu yüzden savaştık deriz. O zaman bizim İzmir'i teklif etmemizin birinci sebebi psikolojik savaştır. Yunanların tahribatlarını Lozan Konferansı'na, Lozan değil artık, siz ne demek istediğimi anladınız, İzmir olursa şayet bu konferansa katılanlara gösteririz. Psikolojik savaş, birinci amacımız bu. Yunanların katliamını dünya kamuoyuna duyurmak, haklı davamızı ispatlamaktır. İkincisi de şu, bir hem söyledim bunu, İzmir savaşın bittiği yer, ikincisi ise eğer konferans Türkiye'de bir yerde yapılırsa Mustafa Kemal Paşa'nın bu konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ya da Yeni Türk Devlet adına katılma durumu olur. Biz Mustafa Kemal'in de konferansa katılmasını istiyoruz. Şimdi biz bu teklifi yapıyoruz ama İtilaf Devletleri diyorlar ki özellikle İngiltere olmaz diyorlar. Yani İzmir taraflı bir yerdir. Ne İzmir, ne Atina, ne Paris, ne Londra, ne Roma. Konferans tarafsız bir yerde toplansın diyorlar ve arkadaşlar İsviçre'nin Lozan şehrini seçiyorlar. İsviçre statü gereği tarafsızdır arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda da İkinci Dünya Savaşı'nda da tarafsız kalmış bir devlettir. Bu sebepten dolayı genellikle uluslararası konferanslar bundan sonra daha çok İsviçre'de yapılacaktır. Ve birçok uluslararası kuruluşun toplantı yeri de İsviçre olacaktır. O zaman İsviçre'nin Lozan şehrini teklif ettiler ve bu şehir kabul edildi. O halde bu konferans nerede toplanacak? Lozan'da, İsviçre'nin Lozan şehrinde toplanacak. Biz niye İzmir'i teklif ettik anladık. Niye onlar kabul etmediler onu da anladık. Birinci bilgimiz bu. İkinci bilgimiz şu. Arkadaşlar tamam, Lozan belli. Kim katılacak? Yani bu konferansa kim katılacak? Lozan'a kimler gidecek? Burada şöyle bir tartışma çıkıyor. Hatırlayın, Temmuz 1922'de yani Büyük Taarruz Savaşı'na hazırlığın yapıldığı günlerde, böyle söyleyeyim size, mecliste gizli bir oylama yapıldı. İşte zaten bu o ikinci grubun ortaya çıkma aşamalarıydı bunlar. Kim bunlar? Hüseyin Avni, Ulaş, Karavasıf, Rauf Orbay. Şimdi Rauf Orbay'ı biraz tenzih etmek lazım ama onlara da yakın olduğunu da inkar etmemek lazım. Şimdi mecliste dediler ki gizli oylama yapalım. İcra vekilleri heyeti başkanı seçilecek. Gizli oylama yapalım dediler ve gizli oylamada Temmuz 1922'de Rauf Orbay
arkadaşlar icra vekilleri heyeti başkanı seçildi. Yani birinci meclis döneminin başbakan oldu. Ne demiştik size? Şeye kadar, Cumhuriyet'in ilanına kadar meclis hükümeti sistemi var. Bu süreçte Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Fethi Okyar başbakanlık görevini üstlenecek demiştik. İşte Temmuz 1922'de Rauf Orbay başbakan oldu. Birinci mecliste böyle düşünüyorsunuz. Ve bunlar dediler ki Lozan'a kim gitsin? Rıza Nur gitsin, Yusuf Kemal Tengir Şenk gitsin, Rauf Orbay başkanı da bir heyet gitsin diye düşündüler. Ama Mustafa Kemal'in istediği bu değildi. Bir müddet sessiz kaldı Mustafa Kemal bu noktada. Ve sonuçta denildi ki, hayır arkadaş denildi. İsmet İnönü başkanda bir delegasyon gidecek denildi. Ve İsmet İnönü'nün gönderilmesi eksik oylarla kabul edildi. Yani mecliste bu oylandı ama belli firelerle İsmet İnönü başkanda bir delegasyonun Lozan'a gönderilmesi kabul edildi. Şimdi o zaman kim katılacak? Delegasyona bakıyoruz. Delegasyon. Bu delegasyonda arkadaşlar İsmet İnönü var. İsmet Paşa. İsmet Paşa var. Şimdi İsmet Paşa hatırlayın Batı Cephesi komutanıydı. İsmet Paşa'nın Lozan'a gidebilmesi için Dışişleri Bakanı olması gerekiyor. Dışişleri Bakanımız, mevcut Dışişleri Bakanımız o tarihte Yusuf Kemal Tengir Şenk'ti. Arkadaşlar Yusuf Kemal Tengir Şenk istifa etti. İsmet Paşa Dışişleri Bakanı statüsüyle Lozan'a katıldı. O zaman Lozan'a gönderilecek delegasyonda birinci adam ya da delegasyon başkanı, delege başkanı İsmet Paşa oldu, İsmet İnönü oldu. Dışişleri Bakanı statüsüyle gidilmesi karar alındı. Arkadaşlar İsmet Paşa'nın yanına Doktor Rıza Nur verildi. Rıza Nur Sıhhiye Vekili, yani diğer bir ifadeyle Sağlık Bakanı. Şeyde meclis açıldığında hatırlayın orada Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Yani bizim ilk Milli Eğitim Bakanımız birinci mecliste Rıza Nur'du. Sonra Sıhhiye Vekili oldu, Sağlık Bakanı oldu. Rıza Nur'un katılmasına karar verildi. O zaman delegasyonun ikinci adamı Rıza Nur oldu. Arkadaşlar üçüncü adam Hasan Saka oldu. Hasan Saka. Arkadaşlar Hasan Saka kim? Hasan Saka eski Maliye Bakanımız. Yani şöyle diyebiliriz, birinci katip olarak Hasan Saka'nın katılmasına karar verildi. Ve ayrıca arkadaşlar Celal Bayar teklif edildi ikinci katip olarak. Biz delegasyonda yer alan şu üç ismi unutmuyoruz. İsmet İnönü, Rıza Nur, Hasan Saka. Lozan'a katılacak delegasyonda yer alan üç önemli isim oldu. Bu delegasyonda ikinci katip olarak Celal Bayar da yerini aldı. Tabii burada şöyle bir şey var, kafanıza şu takılabilir. Çok da bununla ilgili spekülasyonlar yapılabilir. Hocam işte şu isim yok mu, bu ismi yok, Yahya Kemal yok mu filan. Arkadaşlar Lozan'a giden 150 tane kişi var heyette. Çok kalabalık, basın yayın da gidiyor. Çeşitli zamanlarda bu sayı artıyor. O yüzden bizim burada asıl önemli olarak bilmemiz gerekenler, zaten sorulmuş bir soruydu bu KPSS'de. İsmet İnönü, Rıza Nur, Hasan Saka, ekstra eğer burada bir şey bilmek istiyorsak o da Celal Bayar ismi ön plana çıkar, tamam mı? Ve kim olarak gittiler? Yani Dışişleri Bakanı, Sıhhiye Vekili, Nazır olarak katıldılar. İkinci bilgimiz de bu, tamam mıdır? İkincisi bu. Geliyorum üçüncüye. Şuraya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Tamam, bu heyet Lozan'a gidecek ama ne olacak? Bu heyete Türkiye Büyük Millet Meclisi bir emir veriyor. Diyor ki arkadaş diyor, Lozan'a gittiniz oturdunuz, masaya oturdunuz diyor. Masaya oturduğunuzda eğer İtilaf devletleri sizden misakı milli, yani Ermeni yurdu konusunda taviz isterlerse, yani Ermenistan'ı kuralım doğuda derlerse, misak-ı milliden taviz isterlerse, kapitülasyonlar konusunda taviz isterlerse, çekin gelin diyor. O zaman Türk heyeti Lozan'a
şu iki konuda kesin tavizsiz gidiyor. Misak-ı Milli ve kapitülasyonlar. Misak-ı Milli ilkelerini biliyorsunuz arkadaşlar. Misak-ı Milli de Ermeni yurdu konusunda kesin tavizsiziz ve kapitülasyonlar konusunda kesin tavizsiziz. O zaman Türkiye'yi kapitülasyonlar ve Misak-ı Milli konularında Lozan'a kesin tavizsiz kararıyla gidiyor. Diğer bir ifadeyle bunu şöyle de söyleyebilirim. Türkiye'yi Lozan'a tam bağımsızlık anlayışıyla, ilkesiyle gidiyor. Buraya kadar da anlaştık mı? Peki. Üçüncü noktamızı da görmüş olduk. Geliyorum dördüncü noktaya. Dördüncü noktamız da şu. Şimdi Lozan başlayacak. Tamam. Lozan'a İtilaf Devletleri, bakın şuraya hemen yazıyorum. İtilaf Devletleri demiyoruz artık. Anlaşma Devletleri. Lozan'a hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Ankara hükümetini arkadaşlar hem de İstanbul hükümetini yani Osmanlı Devleti'ni de davet ederler. Diğer bir ifade Türk tarafı adına iki hükümeti birden davet ederler. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini, Ankara hükümetini hem de İstanbul hükümetini, Osmanlı'yı davet ederler. Davetiyeyi Tevfik Paşa'ya gönderirler. Hatırlayın Tevfik Paşa Osmanlı'nın, Ahmet Tevfik Paşa Osmanlı'nın son sadrazamı. Osmanlı bununla birlikte bitecek. Tevfik Paşa durumu Mustafa Kemal'e bildirir. Der ki biz de Lozan'a davet edildik, biz de katılmak istiyoruz derler. Buradaki şey var. İtilaflar böyle bir daveti yapmakla Mudanya'ya ters düştüler. Mudanya'da İstanbul'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakarak Osmanlı'nın hukuken bittiğini kabul ettiler. Ama şimdi Lozan'a İstanbul hükümetini davet etmekle Mudanya'daki anlayışı ters düştüler. Türk tarafında ikilik çıkarmaya başladılar. Bu politik bir oyundur. Bu diplomatik bir oyundur. Bu psikolojik bir savaştır. Bu oyuna da burada aslında Tevfik Paşa gelir gibi oldu. Peki Tevfik Paşa'nın niyeti ne? Tevfik Paşa'nın niyeti varlığını devam ettirmek. Yani Tevfik Paşa ya da İstanbul hükümeti neden konferansta Lozan'a katılmak istiyor? Hukuki varlığını kabul ettirmek, hukuken devamını sağlamak istiyor. Peki, bakın şimdi. Londra'da 1. Nünü'yü hatırlayın. 1. Nünü Savaşı sonunda toplanan Londra Konferansı'na iki hükümeti davet etmişlerdi yine. Kim güçlüydü orada? Orada İstanbul hükümeti güçlüydü. Peki, şimdi kim güçlü? Şimdi İstanbul hükümeti güçlü değil, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi güçlü. Yani ipler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sorun çözmesi gerekiyor. Arkadaşlar, anlaşma devletlerinin Lozan'a İstanbul hükümetini Tevfik Paşa'yı da davet etmesi, dikkat edin cümleme, iyi dikkat edin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saltanatı kaldırma fırsatını vermiştir. Normalde Mustafa Kemal'in kafasında saltanatı kaldırma düşüncesi vardır. Mustafa Kemal'in kafasında cumhuriyeti ilan etme düşüncesi vardır. Laik cumhuriyet anlayışı vardır. Fakat inkılaplar yeri ve zamanı geldikçe yapılır. Yeri ve zamanı gelmeden inkılaplar yapılmaz. İnkılapların arkadaşlar iki temel özelliği vardır yapılış adına. Birincisi yeri ve zamanı geldikçe yapılır. İkincisi İnkılaplar birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir. Yani olay şudur. Eğer Lozan'a İstanbul hükümeti davet edilmiş olsaydı saltanatın kaldırılması çok ilerleyen bir süreçte olacaktı. Belki bir yıl sonra, belki iki yıl sonra olacaktı. O zaman İstanbul hükümetinin Lozan'a davet edilmesi saltanatın kaldırılmasına fırsat veren olay oldu. Ve 1 Kasım iyi dinliyorsunuz burayı, buradaki yorumlarıma iyi bakıyorsunuz. 1 Kasım 1922'de arkadaşlar saltanat kaldırıldı. Peki şöyle bir soru soralım kendimize. İstanbul hükümeti Lozan'a davet edilmemiş olsaydı saltanat kaldırılmayacak mıydı? Kesin kaldırılacaktı. O zaman saltanatın kaldırılmasının temel sebebi İtilafların İstanbul hükümetinin Lozan'a davet etmesi değil. Saltanatın kaldırılmasının temel sebebi ulusal egemenlik anlayışı. Biz Amasya'da belirttik bunu. Amasya genelgesinde. Biz milli irade istiyoruz. Saltanatın varlığı milli iradeye ters. O zaman biz nasıl olsa bir gün milli irade anlayışına, ulusal egemenlik anlayışına ters düştüğü için saltanatı kaldıracaktık. Mutlaka kaldıracaktık.
Ama ilerleyen bir süreçte. Peki bunun zeminini hazırlayan, buna fırsat veren, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda elini güçlendiren olay ne olmuştur? İtilaf devletlerinin, anlaşma devletlerinin İstanbul hükümetini Lozan'a davet etmesi olmuştur. Bunu fırsat bilen Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırmıştır. Ben bu konu video ders notlarımızda saltanatın kaldırması başlığıyla alıp gider. Ben konumuzla itibariyle saltanatın başlığı konusundan bahsedeceğim cümle bu. Asıl cümleleri inkılaplarda anlatacağım. Tamam mı arkadaşlar size? İnkılaplar, siyasi alanda inkılaplar diyeceğim. Saltanat, cumhuriyet diye konu bütünlüğünü kavramanız adına asıl meseleyi orada anlatacağım. Anlaştık mı? O yüzden burada uzatmıyorum. O halde Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırarak Lozan'a tek başına katılma hakkında ele geçirir. Bu arada ilginç bir anekdottan bahsedeyim size. Arkadaşlar, saltanatın kaldırıldığı günü milli bayram olarak kutlanmasını teklif eden kişi de Rauf Orbay olmuştur. Demiştir ki tamam, saltanatı kaldırdık, hadi bakalım bunu milli bayram ilan edelim demiştir. Refet Bele saltanatın kaldırıldığını ve İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilmesi gerektiğini siyaseten, itilaflar adına söylemiyorum, Rauf Orbay tebliğ etmiştir Tevfik Paşa'ya ve Vahdettin'e. Vahdettin de saltanat kaldırıldıktan kısa bir süre sonra 17 Kasım 1922'de Malaya zırhlısına, İngiliz zırhlısına binerek Malta'dasına, oradan da San Remo şehrine gitmiştir. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki ikinci bir, üçüncü bilgiyi de öğrenmiş olduk. Ne oldu şimdi? 3 mü oldu, 4 mü oldu bilmiyorum. İzmir'i teklif ettik. Kimlerin katılacağını belirledik. İki konudan asla taviz verilmeyecek dedik ve saltanatı kaldırdık. Dördüncüyü görmüş olduk. Şimdi bakın arkadaşlar, konferans başladı. Konferansın başlama tarihi 20 Kasım 1922 oldu. Lozan 9 ay sürüyor. İşte bunun adı Soğuk Savaş. Normalde Lozan daha erken başlayacaktı. Bir hafta daha erken, 10 gün daha erken başlayacaktı ama itilaflar arasında bir uzlaşmazlık yaşandı. Bu sebepten dolayı Lozan gecikti. Her neyse, 20 Kasım 1922'de Lozan Konferansı başladı. Masaya oturduk. Lozan Konferansı'nda masaya oturduk. Masaya oturduğumuzda açılış konuşmasında şunu söylediler. Dediler ki Lozan'ın dili İngilizce, Fransızca, İtalyanca olacak. Lozan'ın resmi dili İngilizce, Fransızca, İtalyanca olacak dediler. Yani şimdi çok komik değil mi sizce? Ve Lozan'a İngiltere, Fransa ve İtalya başkanlık yapacak dediler. Komisyonlara bunlar başkanlık yapacak dediler. Şimdi bu komik bir olay. İsmet İnönü bu sözlerine ayağa kalkar konferansta. İsmet Paşa ayağa kalkar, der ki ya Allah aşkına, der, biz anlamakta çok zorlandık, der. Biz buraya, dikkat edin cümleye, biz buraya Mondros'tan sonra mı geldik yoksa Mudanya'dan sonra mı geldik, der. Yani Mondros'tan sonra geldik, o zaman yenik geldik. Mudanya'dan sonra geldik, o zaman galip geldik. Hadi çocuklar, hadi Rıza, Hasan, kalk gidiyoruz, der. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Gidiyoruz, savaşa devam demek. Bunun üzerine ya derler, ya gel şaka yaptık derler. İşte bu çok önemli. Ve buraya arkadaşlar Türkçe ve Türkiye eklenir. Peki bu basit bir olay mıdır? Çok önemli bir olaydır bu. Bu devletlerin eşitliği ilkesidir, bağımsızlık ruhudur. Ben yarışa aynı çizgiden başlamayacaksam İngiltere, Fransa, İtalya ile, o zaman bu konferansı ben baştan kaybettim. O yüzden İsmet İnönü bu konuda diretiyor. Diyor ki hayır, oraya Türkçe ve Türkiye de eklenecektir deniliyor. Arkadaşlar, ve Türkiye, Türkçe de ekleniyor. Ve Türkiye yarışa İngiltere ile aynı çizgiden başlıyor. İşte İsmet İnönü burada ön plana çıkarmaya çalıştığı şey devletlerin eşitliği ilkesidir, bağımsızlıktır. Yani nedir mesele? Her medeni ulus gibi biz de bağımsız olmak istiyoruz, egemen olmak istiyoruz. Çok acılar çektik biz son 200 yıldan beri. Siz kimsiniz? O zaman savaşa devam. Arkadaşlar, bu deklenir. Burayı da anladık. Peki. Geliyorum. Burayı da bitirdik. Konferans başlıyor. Bazen şu merak edilir. Konferansa hangi devletler katılıyor? Değil mi? Kimler var? Ben fix olanları yazıyorum. Tamam. Arkadaşlar, fix olanlar. Yani her halkta var olanlar. Yazıyorum buraya. İngiltere.
Fransa, İtalya, Yugoslavya. Kimi yazıyorum yani ben? İtilaf devletine dikkat edin. Yugoslavya, Yunanistan, Japonya. Arkadaşlar bunlar konferansa katılan İtilaf devletleri. Bunu artırabiliriz. Başka itilaf devletleri yok mu? Olmaz olur mu bunların içerisinde? Kimler var? Portekiz var. Belçika var. Bunlar da geliyorlar. Arkadaşlar ama şurada bırakacağım, tamam mı? Niye bırakacağım? Birazdan göreceksiniz niye bırakacağımı. Arkadaşlar daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Bu katılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Yani Türk devleti var. Arkadaşlar daha sonra kim var? Rusya, tamam mı? Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan var. Arkadaşlar bir de ABD var. ABD gözlemci olarak katılıyor. O zaman Lozan'a katılan İtilaf devletleri bunlar. Rakip bu, tamam mı? Gözlemci olarak katılan bu. Gözlemci de bu. Gözlemci demek imza yok. Sadece oturuyor. Yani Lozan'da ABD'nin imzası yok. Bunu anlamaya çalıştık. Peki hocam şu ne? Şimdi burada hemen şunu söyleyeceğim size. Şunu siliyorum. Şu ikisini siliyorum. Tamam mı? Ne bulduk burada? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin katılmasını teklif ettiği devletler. Konferansa diyor ki o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Rusya, Ukrayna, Gürcistan'da katılsın diyor. Demek ki Türkiye Lozan'da Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'ın desteğini alabileceğini düşünüyor. Olayı anladık mı arkadaşlar? Gayet güzel, harika. Şimdi geliyorum Lozan'da hani oluşturulan bir komisyon olacak ya, komisyon. Bu komisyonda kimler olacak? Boğazlar Komisyonu var. Bu Boğazlar Komisyonu'nda kimler olacak? İleride yazarım ben size ama şimdiden kodlamanızı istiyorum. Bu komisyonda İngiltere, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, Japonya artı Türkiye var zaten. Türkiye'nin başkanlığı. Başka Rusya, Romenler, Romanya ve Bulgaristan olacak. Bak ikisini de böyle yazdım. Olayı anladınız mı? Bu kriteri şimdiden koydum size buraya. Tamam mıdır arkadaşlar? Gayet güzel. O zaman şöyle bir şey bakalım. Bunlar fix. Bunlar zaten rakip bu. Bu Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Türkiye'nin isteğiyle katılmış olan devlet. ABD'de gözlemci. Bu arada şöyle bir bilgi de var. Hocam şunları ne ayak? Yani bunlar niye katılıyorlar? Konferansa niye katılıyorlar bunlar? Arkadaşlar burada da şu gündeme geliyor. Hemen şuraya yazıyorum. Bakın. Boğazlar. Boğazlar meselesi itilafları ilgilendirir. O zaman bunların hepsi var, Boğazlar meselesi görüşülürken. Artı Karadeniz'e kıyısı olan devletler de ilgilendirir. O zaman Boğazlar meselesi görüşüldüğünde konferansa kimler katılmıştır? Bunlar zaten var. Arkadaşlar Rusya katılır, Bulgaristan katılır, Romanya katılır. Ukrayna ve Gürcistan isterse katılır, istemezse katılmaz. Küçük devletler zaten. Bunları da Rusya işgal edecek bu toprakları, tamam. Rusya'nın egemenin altına girecek. O yüzden bunları biz Türkiye katılmasını davet etmiştir ama katılmıştır olarak değerlendiremeyiz. Rusya bünyesinde katılmış olacaklardı. Çünkü Rusya bu toprakların hepsini 1921'in sonu 22'de işgal etti. O halde ne bulduk burada? Lozan'a katılan devletler, Türkiye'nin teklif ettiği devletler, gözlemci olan devletler, Boğazlar meselesi görüşülürken katılan devletler ekstra. Bunlar var. Rusya, Romanya, Bulgaristan'da ekstra katılmıştır. Tamam mıdır buraya kadar? Peki, gayet güzel. Arkadaşlar şimdi konferans başlıyor. Dil meselesi gündeme geliyor. Dil konuşuluyor. Konferansta tartışmalar yaşanıyor. Konferansta bazı tartışmalar yaşanıyor. Deniliyor ki işte ne konuşulacak? Kapitülasyonlar. Diyorlar ki işte kapitülasyonlar devam etsin, boğazlar aynı şekilde devam etsin, borçlar aynı şekilde devam etsin. Ne anlatmaya çalıştım? Lozan'da tartışmalar yaşanıyor. Ciddi tartışmalar yaşanıyor. Ben tartışmaları yazıyorum arkadaşlar.
kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, yani duyun umumiye, boğazlar, o savaş tazminatı da diyebilirim ben buna, şunu da diyebilirim, Türk, Yunan sınırı, Patrikhane meseleleri. Bunlar Lozan'da ciddi anlamda tartışılıyor. Tekrar ediyorum, kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, duyun umumiye, savaş tazminatı, yani Türk-Yunan sınırı. Yani biz para istiyoruz, Yunanistan-Venizelos konferans terk ederiz o zaman biz de, defolun gidin diyoruz biz de. Patrikhane meselesi. Bunlar arkadaşlar Lozan'da tartışılıyor. Bu tartışmalardan bir sonuç çıkmıyor. Bir sonuç çıkmayınca Türk heyeti, dikkat edin, 4 Şubat 1923'te konferans terk ediyor. Türkiye konferansı terk ediyor, Ankara'ya geliyor. 23 Şubat 1923'te. O zaman Lozan bitti. İlk dönem Lozan bitti. Bir sonuca ulaşamadık. Arkadaşlar tabii bu dönemde, şimdi hemen şu tarih aralığını ben size yazayım. Şuraya yazayım. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi 23 Şubat'ta geldik ya, 23 Şubat 1923, 23 Nisan 1923. Ankara'ya geldikleri tarih ya da Lozan'ı terk ettikleri tarih, Lozan'ın tekrar başlayacağı tarih. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki, şurada yaklaşık olarak 2,5 aylık bir süre var. Ben şuraya hemen geçiyorum. Bu bağlantıları kaçırmayın, olur mu? Arkadaşlar şimdi bu 2,5 aylık bir süreç var ya, burada tartışmalar var. Yani İsmet İnönü'nün eli boş dönmedi. Belli kararlar aldılar orada. Şunlar tartışıldı, belli kararlar aldılar. Yani bazı maddelerde uzlaştılar. Bazı maddelerde düz, yani boğazlar büyük bir mesele, kapitülasyonlar büyük bir mesele, borçlar büyük bir mesele. Lozan 143 madde 18 ek belge. Dehşet bir şey. O zaman bunun belli bir kısmında anlaştılar, belli kısmında anlaşamadılar. O zaman İsmet İnönü'nün bu anlaşılan kısımlarla ilgili mecliste konuşma yapıp meclisin onayını alması gerekiyor. Olayı anladık mı arkadaşlar? İşte bu 2,5 aylık süreçte arkadaşlar çok hararetli tartışmalar oluyor. Çok hararetli mecliste. Rauf Orbay ile İsmet İnönü arasında çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Rauf Orbay başbakan, İsmet İnönü dışişleri bakanı. Yani Rauf Orbay icra vekilleri heyeti başkanı, İsmet İnönü dışişleri bakanı. Ve Lozan delegasyon başkanı. Çok ciddi tartışmalar oluyor. Özellikle böyle ikinci grup çok yükleniyor İsmet İnönü'ye. Ha. İşte burada var ya, Mustafa Kemal şu kararı alıyor. Seçimleri yenileyeceğiz diyor. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok güzel bir bağlantı kurdunuz bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimleri yenileme kararı alınmasının sebeplerinden bir tanesi, meclis yorgun, yıprandı, yoruldu, öldü, eksildi, şudur budur. Ama ikinci sebebi, uyanık sebebi Lozan. Lozan'la ilgili ciddi tartışmalar yaşandı. Ve Mustafa Kemal bu tartışmaların yaşanmasını istemiyor. Yani Mustafa Kemal Lozan'ı onaylayacak, Mustafa Kemal Paşa Lozan'ı onaylayacak bir meclis kurmak istiyor. Yeni bir meclis açmak istiyor. O yüzden birinci meclisin sonu, ikinci meclisin açılışı böyle gerçekleşecek. Mantık nereden geldi o zaman? Birinci meclisteki temel felsefe ne? Misak-ı Milli. İkinci meclisteki temel felsefe ne? İnkılaplar. O zaman Mustafa Kemal hem inkılapçı kafaya sahip, hem de böyle çağdaşlaşma adımlarını atacak bir meclis açmak istiyor. O yüzden bu tartışmalar sonucunda Mustafa Kemal diyor ki tamam, meclisi yenileceğiz, seçimleri yenileceğiz diyor. Ve meclis seçimleri yenileme kararı alıyor. Çünkü çok hararetli tartışmalar yaşanıyor. Birinci noktayı anladınız, doğru mu arkadaşlar? Yani budur, hararetli tartışmalar oldu. İkinci nokta da şu arkadaşlar, İzmir İktisat Kongresi toplandı. 17 Şubat
1923'te. Arkadaşlar bunu ileride ben size şeyde anlatacağım. Tamam. Ekonomi alanındaki gelişmelerde anlatacağım ama şurada kısaca vurgu yapayım. Tabii İsmet İnönü buna sonradan katıldı. Başkanı Kazım Karabekir'di. Bunun diğer adı Türkiye İktisat Kongresi'dir. Açılış konuşmasında Mustafa Kemal yapar. Ne söylediğini ileride söyleyeceğim size. Burada konumuz o değil. Arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki, bunu şöyle hayal edin. Tamam, İsmet de oturuyormuş gibi düşünün ön koltuklarda. Hadi bakalım Mustafa Kemal yüksekçe bir yerden konuşuyor. Ön koltuklarda İsmet var. İsmet Lozan'dan yeni dönmüş ve şunu söylüyor. Diyor ki siyasi ve askeri başarılar ne kadar yüce olursa olsun, bu başarılar ekonomik başarılarla taçlandırılmadığı sürece az zamanda söner diyor. Ne demek yani? Biz düşmanı yurttan attık mı? Attık. Asker olarak zafer kazandık mı? Evet. Tamam. Diyor ki askeri ve siyasi zaferler eğer ekonomik zaferlerle taçlandırılırsa anlam kazanır diyor. Yani şunu söylüyor. Lozan'da İsmet kapitülasyonları kaldıramazsan gelme diyor. O yüzden kapitülasyonların kaldırılması çok önemli bir olay. Mustafa Kemal İsmet'e özellikle Lozan'a gidecek heyete kapitülasyonlar konusunda kesin tavizsiz davranın, kapitülasyonları kaldırmadan gelmeyin dedi. İşte şimdi de şunu söylüyoruz. 17 Şubat 1923'te toplanan ki 2 hafta filan sürmüştür bu, toplanan İzmir İktisat Kongresi Türk heyetine Lozan'da kapitülasyonları kaldırması noktasında güç kaynağı olmuştur. Bu bir yemindir. Misak iktisadi bu bir yemindir. Namus üzerine bir yemindir bu. O yüzden biz Lozan'da kapitülasyonları kaldırma noktasında çok dirençli davrandık. İşte bize güç kaynağı olan olay İzmir İktisat Kongresi. Diğer bir ifade Türkiye İktisat Kongresi olmuştur. Olayı anladık mı arkadaşlar? Peki ikinci bilgi de bu. Bu olayları unutmuyoruz, tamam mı? Tararetli tartışmalar oldu ve Türk İktisat Kongresi toplandı. İleride Türk İktisat Kongresi'ni ben size yeniden anlatacağım. Tamam. Yani kararlar, maddelerin farklı tarzda anlatacağız tabii. Demin saltanatta olduğu gibi biz demin olay gereği söyledik onu. Arkadaşlar bekliyoruz. Şubat geçti çağıran yok Lozan'a. Mart geçti çağıran yok Lozan'a. Şimdi yani acaba unutmuşlar mıdır filan? Acaba yani telefon mu atsak diye düşünüyoruz. Şimdi böyle yapsak sanki onların tekliflerini kabul edecekmişiz gibi algılanabilir filan filan filan. Sanki taviz verecekmişiz gibi algılanabilir filan filan filan. O yüzden böyle bir tarzı da benimsemek istemiyoruz. Onlar davet etsin istiyoruz. Nisan geliyor, çağıran yok. Siz bilirsiniz diyor. İşte bu cümle çok önemli. Arkadaşlar Mustafa Kemal orduya diyor ki bizim orduya, Türk ordusuna hazırlanın diyor. Musul'a ve İstanbul'a yürüyeceğiz diyor. İstanbul'da kim var? İngiliz askerleri, İtilaf askerleri. Musul'da kim var? İngiliz askerleri var. Lozan'a davet ettiler mi bizi? Hayır. Yani ikinci dönem Lozan başladı mı? Hayır. O zaman savaşa devam diyor Mustafa Kemal. Madem davet etmiyorsun, savaşa devam. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal Türk ordusuna Musul, Ankara'dan Musul'a ve İstanbul'a yürüyün emrini veriyor. Türk ordusu Ankara'dan Musul'a ve İstanbul'a yürüyecekken İngiltere lan biz Lozan'ı unutmuşuz ya diyor. Ve bizi Lozan konferansına davet ediyor ve böylelikle arkadaşlar 23 Nisan 1923'te ikinci dönem Lozan konferansı başlıyor ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanıyor. Tahtayı temizliyorum, tamam mı? Sonra Lozan'ın maddeleri, irdelenmesi, yorumlarını anlatıyorum. Hadi bakalım.